Saygıdeğer izleyenler, son günlerde, son aylarda ülkemizde olduğu gibi Karadeniz bölgemizde de insanlarımızı varlığıyla rahatsız etmeye başlayan Kokarca ile ilgili olarak Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman kardeşimizden teknik ve kamuoyunu bilgilendiren bilgiler almak istiyoruz. Sayın Başkan, kolay gelsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sıkıntıyı biliyorsunuz. Buyurun efendim. Evet. Evet arkadaşlar, daha önce Gürcistan bölgesinde varlığını duyduğumuz kahverengi Kokarca'nın artık Artvin bölgesinden ülkemize girerek bu yıl itibariyle Fatsa'da çok ciddi bir fındıkta hasar verdiğini hep beraber gözlemledik ve duyduk. Dolayısıyla biz de burada acaba ne oluyoruz telaşına kapılarak hemen İl Tarım Müdürlüğü, ilçe müdürlüklerimizle birlikte bir önlem çaresine başvurduk. Dolayısıyla İl Müdürlüğümüz Tarım Bakanlığı'ndan aldığı yetkilerle de hemen donatıldılar. Dolayısıyla profesyonel ekipleriyle bilgilendirme çalışmalarına da başladık. Çarşamba gün ortaklaşa düzenlediğimiz yemekli muhtar ve delege toplantımızda bunun çok ciddi maliyetleri olacağını, gelecekle alakalı sadece fındığa değil, elma, armut, incir, sebzelerde özellikle çok zararlar vereceğini anlatmaya çalıştık. Burada bazı serzenişleri de dile getirmek istiyorum. Devlet işte bunu yapmalı, ilaçlamalı. Evet, devlet üzerine düşen görevi Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı olarak elbette yapmalı. Ben de aynı çizgideyim ama vatandaş, her birey de üzerine düşen görevi yapmalı. Çünkü bir seferberlik ilan ederek seferberlik ilan etmiş gibi topyekün burada bir savaş yapacağız. Yani hem kişisel temaslarla öldürerek savaş yapacağız, biyolojik savaşlar yapacağız vesaire. Ne gerektiriyorsa yapacağız. Çünkü bir böcek 160 yumurta yapabiliyor. Bunu öğrendik. 160 yumurtanın yarısı bile telef olmadan böceğe dönüşmüş olsa her birinin 160'ar tane daha yaptığını düşünün. Yani bu tabiri caizse Çin askeri gibi bir orduyla karşı karşıya geleceğimizi gösterir ki bu bitki örtüsünü yok edecek gibi gözüküyor. Özellikle fındıkta randımanlarda çok çürük verdiğini gözlemledik. O açıdan çok kıymetli bilgiler aldık Tarım İl Müdürlüğü'nden. Aldığımız bilgileri biz de kendi bünyemizde, çiftçilerimizle paylaşacağız. Ben önümüzdeki hafta sonuna kadar bunun tam detaylı araştırmalarını yapmaya çalışacağım. Ondan sonra kaymakamlığımızla, müftülüğümüzle, herkesle, bunu STK başkanlarımızla toplantıları, ben misyonum gereği üzerime düşen görevi yapacağım ama buradan da rica ediyorum, her birey, her çiftçi, ben çiftçi değilim işte apartmanın şu katında oturuyorum diyen de burada üzerine düşen görevi yapacak. O da balkonunu ilaçlayacak, evinin bir köşesini ilaçlayacak falan. Herkes üzerine düşen görevi burada yapacak. Dolayısıyla da bu görünen, mini mini görünen ama çok zararlı olan düşmanın üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızın da ferdi çabalarının size katkısı nasıl olabilir? Az önce anlattım ya, yani mesela herkes kendi evini ilaçlar, kendi evinde çabalar. Dolayısıyla üremeyi engellemiş oluruz. Yok efendim, benim fındık bahçem yok. Senin fındık bahçen yoksa yediğin sebzeyi üreten bahçeler var. Dolayısıyla herkes kendini sorumlu atletmeli burada. Bana necilik olmaz. Kullanacağı ilacı da
zikredebilir miyiz? Kullanacakları ilaçlar, ruhsatlı ilaçlar, Tarım İl Müdürlüğü'nün, ilçe müdürlüğünün tavsiye ettiği ilaçlar var. O ilaçlar üzerinden çalışacağız. İlaç ismi söylemek çok doğru değil. Tamam, tamam. İlaç bayilerinde, hem ziraat odamızın bayiinde hem de ilgili ilaç bayilerinde var. Lütfen merdiven altı üretime tamam. dikkat etsinler. Bu il müdürlüğünün tavsiye edilmiş ilaçları üzerinden gidilirse iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.